Herkese merhabalar sevgili öğrenciler. Yeni bir videoda karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı soruların çözümlerini yapacağız. Bizleri takip edin. Bizlere karşı eleştirileriniz olursa yorumlarda belirtin. Hatalarımız olursa da yorumlarda bize belirtin. Aynı şekilde anlamadığınız noktalar olursa da yorumlarda belirtin. Yardımcı olmaya çalışacağız inşallah. Haydi gelin başlayalım soruların çözümüne. İlk sorumuz mevsimler ve iklimle ilgili. Bunu yani dersi birazcık dinleyen arkadaşların hepsinin çözebileceği sorular olduğunu düşünüyorum. Bu tarz sorulardan bir 5-10 tane var bu testte. Evet, güney yarım kürede geceler gündüzlerden uzundur. Güneş ışınları yengeç dönencesine dik açıyla düşer. Kuzey yarım kürede hava sıcaklığı artmaya başlar. Yukarıda bahsedilen mevsim dünya hangi konumdayken yaşanır? Şimdi ne diyor burada? Güney yarım kürede geceler gündüzlerden uzundur. Yani burada ne yaşanıyor? Kış mevsimi yaşanıyor değil mi çocuklar? Şimdi geldik buraya. Kuzey yarım kürede ışıklar nasıl? Yengeç dönencesi dedi. Kuzey yarım kürede gençler. Oğlak dönencesi neredeydi bu? Oğlak da güney yarım kürede. Ona göre bilelim. Peki bize güneş ışınları ne zaman dik geliyordu? Üçüncü şu gördüğünüz şekilde geldiği için bize de bunu soruyor zaten. Cevabımız ne olacak? C şıkkı. Geldik ikinci sorumuza. Bu da bir kimyasal tepkime sorusu. Buna bakacağız. Bunu az çok küçük detaylarını bilen herkes yapabilir yani. Aşağıda bir kimyasal tepkime ile ilgili model verilmiş. Kimyasal tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Toplam kütle değişmemiştir. Şimdi bakın 4 tane pembe girmiş, 4 tane pembe çıkmış. 2 tane yeşil girmiş, 2 tane yeşil çıkmış. Değişmiş mi? Hayır. Yeni madde oluşmuştur. Evet bakın bağlar kopmuş buradan yeni madde oluşmuş değil mi? Bu da doğru. Atom çeşidi azalmıştır. Şimdi atom çeşidi azalmamış. Aynı kalmış. Buradan bunu yanlış olarak alacak. 4 tane bir pembe bir yeşil çeşidimiz vardı. Karşıya geçtiğimizde çeşit sayısı değişti mi? Yok. Aynı kalmış. Bakın bir yeşiller burada pembeler de burada. Toplam atom sayısı değişmemiştir. Doğru. 4 tane pembe girmiş, 4 tane pembe çıkmış. Bu da doğru çocuklar. Şimdi gelelim 3. soruya bakalım. Evet. Katı, sıvı, gaz, basınçla alakalı bir soru burada çocuklar. Aşağıda verilen örnekleri katı, sıvı, gaz olacak şekilde gruplandırın diyor. Hemen buna bakalım. Şimdi vinç ve iş makinelerinin kollarının çalışma prensibi çocuklar sıvı basıncına dayanır. Sıvıların basıncı aynen iletmesine ve sıvıların sıkıştırılamamasından yararlanılır. Şimdi devam edelim. Şişirmiş bir bisiklet tekerleğinin düzgün görünmesi. Sıvıyı ilk önce bulacağız. Otomobillerin o değil. Şöyle bakalım. Sanayide kullanılan lift sistemleri. Şöyle görürsünüz ya çocuklar. Bazen tırları boşaltırlar böyle. Önü çatal gibi ama aşağı yukarı inip kalkan bir araç vardır. Bundan bahsediyoruz. Bu da sıvı basıncından yararlanılır. Şimdi sıvı basıncıyla ilgili olanlar hangisiydi? 1 ve 4. Hemen bakalım. 1 ve 4. Hangileri? Pardon. 1 ve 6. Ona dikkat edelim. 1 ve 6 olacak. Nerede var o? Şöyle gördüğünüz gibi bu şıkkımızda mevcut şu an. Cevabımız da ne olacak? B şıkkı olacak. Tamam mı çocuklar? Şimdi mesela bıçak ya da baltaların bir yüzeyinin ince olması bu nereye gider? Direkt katı basıncına gider, tamam mı? Bunları yapabilirsiniz sizler. Geldik 4. sorumuza. Şimdi burada yine az önce dediğim gibi birçok soru var benzer. Bu da yine mevsimler ve iklimle ilgili bir soru. Aşağıda dünyanın güneş çevresinde dolanırken bulunduğu konumlar numaralandırılarak verilmiş. Şimdi sakin bir şekilde bakalım. Şekilde verilen kavramlara göre ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi bunu bütün kitaplarda klasik olarak görüyorsunuz zaten. Bunu az çok biraz kitabı karıştıran arkadaşların hepsi çözer. Şimdi birinci öncülümüzde birinci konumda biz neyi yaşıyorduk? Yazı yaşıyoruz kuzeyde. Güney neyi yaşıyor? Kışı yaşıyor. Birinci konumda kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanıyor. Hop doğru. Dördüncü konumda biz neyi yaşıyorduk? Sonbaharı yaşıyoruz. Aşağı neyi yaşıyor? İlkbaharı. Dördüncü konumda dünyanın her yerinde sonbahar yaşanır. Bu da yanlış yani. Bunu herkes yani bir zahmet yapsın. 2,
olan şıkları eledik. Üçüncü konumda, yani burada güney yarım kürede gece süresi gündüz süresinden fazladır. Hayır, biz burada neyi yaşıyorduk? Biz burada kuzeyde kışı yaşıyoruz. Aşağıda ne yaşıyor? Yaz mevsimini yaşıyor. Yani gündüz süresinin gece süresinden fazla olması lazım. Burada ne diyor? Gece süresi gündüz süresinden fazladır. Bu yanlış çocuklar. Bunu ne yapıyoruz? Eliyoruz. Cevabım nedir burada? Yalnız bir olacak. Geldik yine klasik bir mevsimler iklim sorusu daha. Yusuf fen bilimleri dersinde mevsimlerin oluşumu ile ilgili aşağıdaki posteri hazırlamıştır. Postere bakan 4 öğrenciye aşağıdaki yorumları yapmıştır. Hangi öğrencinin yorumu doğrudur? Bakalım. 21 Haziran tarihinde kuzey yarım kürede yaşanan gündüz süresi gece süresinden uzundur. Doğru mudur? Evet. Anıl kardeşimiz doğru söylemiş. Kuzey yarım kürede 21 Haziran'da yaz mevsimi yaşanıyor. Tamam mı? Yaz mevsimi de gündüzler gecelerden uzun. Burada da ne demiş? Kuzey yarım kürede yaşanan gündüz süresi gece süresinden uzundur. Tamam. Selin 21 Aralık tarihinde ekinoks tarihidir dediği anda ben Selin'in üzerini çiziyorum. Ekinoks tarihlerimiz ne zaman? Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir. 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerimizde ne vardır? Ekinoks değil de şöyle düzelteyim. Gün dönümü vardır. Bunu unutmayalım. Gün dönümü. Tamam mı? Gün dönümü vardır. Gün dönümünü bilmeyenler için de şöyle bir kısaca bahsedeyim. Şimdi tam 21 Aralık tarihinde biz en uzun geceyi yaşıyoruz kışın. Bu tam 21 Aralık tarihinden 22 Aralık tarihine geçtiğimiz vakit ne olur artık? Geceler kısalmaya başlar, değil mi? Onun için biz burada günün döndüğünü, günün evrildiğini söylüyoruz ve buna da gün dönümü diyoruz. Tamam mı? Şimdi geldik bunun üzerine, Selin'in üzerine çizdik. Selin olan şıkları eledik. Diğer şıklar, çocuklara bakalım. 23 Eylül tarihinde kuzey yarım kürede sonbahar, güney yarım kürede de ilkbahar yaşanır. Hasan kardeşimiz doğru söylemiş. Ece 21 Mart tarihinden sonra güney yarım kürede gündüz süresi uzar. Şimdi biz burada 21 Mart'ta ne yaşıyoruz? İlkbaharı yaşıyoruz, değil mi? Bu aşağısı neyi yaşıyor? Sonbaharı yaşıyor, değil mi? Sonbahardan sonra güneyde neyin yaşanması gerekiyor? Kışın, değil mi? O zaman gündüz süresinin ne olması lazım? Azalması lazım. Ama burada ne diyor? Uzar diyor. Bu da yanlış. Cevabım ne olacak? Anıl ve Hasan. Yani B şıkkı olacak. Geldik bir diğer sorumuza. 6. soru. Evet, bu testte bazı soruları sırf hakikaten soru yaptık diye yapmışlar. Onu da baştan belirteyim. Birinci torbada 100 tane büyük baskın D var. İkinci torbada 50 tane baskın D, 50 tane de küçük çekinik D var. Mendel'in yapmış olduğu kalıtım çalışmalarıyla ilgili sunum yapacak öğrenciler iki farklı torba hazırlıyor. Birinci torbaya 100 tane büyük D, kırmızı kart yazmış. İkinci torbada ise 50 tane büyük D, 50 tane de küçük D yazıyor. Daha sonra bu torbalardan birer tane kart çekilerek eşleştiriliyor. Torbadaki kartlardan uzun D uzun boylu bezelye geneni, küçük D de kısa boylu bezelye geneni temsil ediyor. Uzun boy kısa boya baskındır, onu bileceğiz. Metinde verilen bilgilere göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Yapılan eşleştirmelerin hepsinde fenotip olarak uzun boylu bezelye elde edilir. Doğru mudur çocuklar? Şimdi ben buradan bir tane bezelye çektiğimde bir buradan bir buradan çekeceğim sonuçta. 100 tane çekim yapacaksam hepsine de büyük de eşleşeceği için uzun boylu gelmeyecek mi? Evet. Yapılan eşleştirme sonucu hem uzun boylu bezelye hem de kısa boylu fenotipte bezelye elde edilir. Bu yanlış çocuklar. Şimdi kısa boylu fenotip elde edilmesi için burada ne gelmesi lazım? Küçük D gelmesi lazım. Buradan da küçük D gelmesi lazım ama burada küçük D yok. Bunu eledim. Şimdi şöyle aşağı geleyim. İki olan öncülleri elemiş oldum. Tamam mı? Geldim üçüncü öncüle. Eşleştirme sonucu 50 tane homozigot, 50 tane de heterozigot elde edilir mi? Evet. Ben buradan 50 tane büyük D burayla eşleştirirsem ne oldu? 50 tane ne oldu? Büyük D, 50 tane büyük D oldu.
Ben buradan da 50 tane büyük D'yi şu küçük D ile eşleştirirsem ne olur? 50 tane de ne olur? Büyük D, küçük D elde edilir. Bu da doğru. Cevabım ne olacak? 1 ve 3 olmuş olacak. Geldim 7. soruya. Meteoroloji uzmanı Ali Bey meslek tanıtım günlerinde gittiği bir okulda kendi mesleğiyle ilgili öğrencilere bilgi vermektedir. Ali Bey'in mesleği için kullandığı ifadelerden hangisi yanlıştır? Yani burada meteoroloji ile ilgili, hava olaylarıyla ilgili bilgiler vermek zorunda. Onun dışında verdiği bilgiler yanlış olacak. Belirli bir alanda belirli ve kısa süre içerisinde etkili olan hava şartlarına bahsediyorsa doğru. Günün belirli saatlerinde dediği için direkt doğru. Elde ettiğimiz veriler tahminidir, bu da doğru. Ama bir bölgede kış, yağış ve kuraklığın yıllara bağlı dediği için ben bunu direkt ne diyeceğim? Yanlış. Çünkü bu neyle alakalıydı? Bu iklimle alakalı bir durumdu çocuklar. Tamam mı? Geldim nereye? 8. soruya. Aşağıdaki şekilde bir yıl içerisinde dünyanın bir yıl içerisinde dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi çizilmiştir. Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih 3 Ocak tarihi olmasına rağmen şekle baktığımızda 21 Aralık'ta kuzey yarım kürede kış mevsimi başlar, güney yarım kürede de yaz mevsimi başlar. Peki, bu durumun sebebi olarak ifadelerden hangisi gösterilebilir? 1. Dünyanın eksen eğikliğiyle birlikte güneş etrafında dönmesi. Bu nedir? 23 dakikalık ve 23 derecelik 27 dakikalık bir ne vardı? Eksen eğikliğimiz vardı. Bu ne yapıyordu? Mevsimlerin oluşmasına sebep oluyordu. Güneş ışınlarının farklı açılarla gelmesine neden oluyordu. İkinci öncülüm, güney yarım kürenin güneşe yakın olması. Burada güneşe yakınlıkla alakalı bir durum söz konusu değil. Çünkü burada biz kuzeyde güneşe yakın olmamıza rağmen 3 Ocak tarihinde neyi yaşıyoruz biz burada? Kışı yaşıyoruz. Demek ki bununla alakalı değil. İkinci öncülün olduğu yerleri eliyorum. Kuzey yarım kürenin güneşe daha uzak olması, burada aynı şey yani yine kuzey yarım kürenin uzaklıkla alakalı bir durum değil. Burada mevsimlerin oluşması neye bağlıydı? Dünyanın güneş etrafında dolanması ve neydi aynı zamanda? 23 derecelik 27 dakikalık bir eksen eğikliğiydi. Cevabı ne olacak? A şıkkı olacak. Geldim 9. soruya çocuklar. Araştırmacı yaptığı kontrollü deneylerle saf döl baskın ve çekinik karakterlerin ikinci kuşakta oluşturdukları döllerin 1/4 oranında çekinik özellikte olduğunu ispatlamak istiyor. Ne yapmak istiyor? İkinci kuşakta değil mi? Şimdi ben burada birisini çaprazlıyorum. Büyük A, küçük A'yı, büyük A, küçük A'yı çaprazlıyorum. Bu oluşan bezelyelerimiz ne olsun? Büyük A, büyük A. Büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. Bu nedir? Birinci kuşak. Yani F1 dölümüz. Ben bunları da kendi aralarında çaprazlayıp elde ettiğim döller de ikinci kuşak. Yani F2 dölüm olacak. Bunu bilelim. Şimdi bu araştırmacı işlemlerini hangi sırayla takip ederse amacına ulaşmış olur. Şimdi evvela bakalım. Saf döl mor çiçekli bezelye bitkisiyle. Ben ama ikinci kuşakta 1/4. Yani şu ikinci kuşakta ben şu F1'deki durumu elde etmek istiyorum. O zaman ben ikinci kuşakta bunu elde etmek istiyorsam birini homozigot, diğerini de çekinik döllersem ne olur? Birinci kuşağın hepsi ne olur? %100 ne olur? Büyük A küçük A olmaz mı hepsi? Ben bunu da kendi aralarında çaprazlarsam F2 elde edeceğim. Yani şu durumu, tamam mı? Peki sırasıyla ben 2'yi alıyorum değil mi? Saf dölle çekinik dölü çaprazlıyorum. Daha sonra birinci kuşakta elde ettiğim tohumları ne yapıyorum? Yetiştiriyorum. Devamında ne yapıyorum? Birinci kuşaktaki bitkilerden rastgele seçtiklerimi tozlaştırıyorum. Daha sonrasında da çiçek renklerine göre sınıflandırma yapıyorum. O da cevabım ne olacak sevgili öğrenciler? A şıkkı olacak. Geldim şimdi 10. soruya. Aşağıdaki model dünyanın güneş etrafındaki hareketi temsil etmektedir.
K, L, M ve N konumları ise mevsimlerin başlangıcını göstermektedir. Başlangıç, tamam. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A, M ve N aralığında güney yarım kürede sonbahar yaşanmaktadır. Şimdi ben bu aralıkta neyi yaşıyorum? Hop, burada ilkbaharı. Burada neyi yaşıyorum? Yazı. Değil mi? Burada neyi yaşıyorum? Yazı. Burada neyi yaşıyorum? Sonbaharı. Burada neyi yaşıyorum? Kışı yaşıyorum. Ona göre. Şimdi M ve N aralığında güney yarım kürede sonbahar yaşanmaktadır demesi yanlış. İlkbahar olacak. Bu yazdığım ifadelerin hepsi kuzey yarım küre. Bunun tam tersi güneye ait olacak. L konumunda güneş ışınları, yani burada yengeç dönencesine dik açıyla gelir. Doğru mudur? Yengeç neredeydi? Kuzeyde. Bu ifademiz doğru. Diğer şıklara da bakalım. Bazen arkadaşlar hocam neden diğer şıkları da açıklamadın diyor. Onlar için de açıklayalım. C şıkkında N konumundan itibaren kuzey yarım kürede gündüzler kısalmaya. Hayır çocuklar. Biz burada neyi yaşıyoruz? Kışı yaşıyoruz tam olarak, değil mi? Kıştan sonra neresi gelecek? İlkbahar gelecek. İlkbahara doğru gittiğimiz için ne olacak? Yavaş yavaş gündüzlerin uzamaya başlaması gerekiyor. Burada ne diyor ama? Kısalma diyor. Yanlış. K konumunda her iki yarım kürede de gündüz süreleri gece sürelerinden uzundur. Bakın böyle bir durum yok. Her iki yarım kürede de K konumunda nedir? Birbirine eşitlik durumu söz konusu. Geldim bir diğer soruma. 11. soruma. Soruyu niye bu kadar aşağı götürmüşler anlamadım. Evet. Fen bilimleri öğretmeni Necmettin Bey her ikisi de heterozigot. Her ikisi de heterozigot olsun. Tamam. Şöyle yanlış oldu, bir dakika. Çaprazlama. Her ikisi de heterozigot. Özellikle olan uzun boylu bezelyeleri laboratuvar ortamında çaprazlıyor. Yaptığı çaprazlama sonucu elde ettiği bezelyeler arasında aşağıdaki verilen bezelye tiplerinden hangisi yoktur? Al ikisini çaprazla çıkar. Her ikisini çaprazladığımda büyük A küçük A gelecektir. Büyük A küçük A tekrar ve küçük A küçük A elde edilecektir. Bu var elimde. Bu da var elimde. Bu da var. Pardon. Şöyle düzeltelim. Şöyle yanlış yaptık. Şimdi buralar doğru geliyor da şuraları hiç okumadık. Şimdi bu da var ama şu kısa boylu demek değil. Uzun boylu bezelye demek. Onu bilelim çocuklar. Tamam. Kusura bakmayın. Şimdi geçelim 12. soruya. Bir DNA genetik kod sorusu. Şimdi bu tür sorularda ben direkt şunu yazıyorum. Kedi geni. Çocuklar bunu çok seviyor diye bunu yazıyoruz. Kedi geni. Kromozom, DNA, gen, nükleotit. Nereden nereye? Basitten karmaşığa doğru. Pardon, karmaşıktan basite doğru. Şurası karmaşık. Basit. Şöyle yazalım. Tamam. Şimdi çekirdek içerisinde bulunan genetik materyal yukarıdaki görselde verilmiştir. Verilen yapılarla ilgili olarak hangisi yanlıştır? Bu yapıların büyüklük sıralaması kromozom, DNA, gen, nükleotit. Doğru mudur? Evet. B şıkkında DNA hücrenin yönetici molekülü olup yaşamsal faaliyetleri yönetir. Doğru. Nükleotitler ismini yapısında bulundukları adenin, timin, guanin, sitozin organik bazlarından alır. Bu da doğru. Genler DNA'nın en küçük yapı birimi değil, görev birimidir. En küçük yapı birimi neydi burada? Nükleotitti çocuklar. Geldik 13. sorumuza. Evet. Bolca gördüğünüz gibi mevsimler iklim soruları serpiştirmişler. Herhalde bu daha basit kolaylarına gelmiş. Tabloda isimleri verilen öğretmenler ülkemizin coğrafi bölgeleriyle ilgili bilgiler içeren kartlar hazırlamışlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım A şıkkına. Fatma ve Ebru öğretmenlerin kartları bölgenin hava durumundan bahsetmektedir. Bakalım. Aşırı sıcak ve nemden dolayı çok bunaldık. Doğru, Fatma doğru söylemiş. Ebru'ya bakalım. Şiddetli esen rüzgarlar tarım arazilerine çok zarar verdi. Bu da doğru. Birinci şıkkım doğru. Yunus öğretmenin kartında bölgenin iklimi hakkında bilgi vermektedir. Bakalım. Hafta sonu yağmur beklendiği için denize girmeyecek. Bu ihtimal ve hava olayını belirttiği için
iklimle alakalı değil, hava olayıyla ilgili Yunus arkadaşımız yanlış diyor. Ayşe öğretmenin kartında bilgi, iklimle alakalı bilgi mi var? Evet, bakın yazlardan bahsettiği için direkt bilgi. Gökhan öğretmenin kartındaki bilgi dünyanın günlük hareketi sonucu oluşur mu? Bakalım. Bizim buralarda gün erken başlar, doğru. Günün başlaması ve bitimi dünyanın kendi etrafıyla dönmesiyle alakalı bir durum. Geldik 14. soruya. Bir periyodik tablo sorusu. Periyodik tablonun bir bölümü aşağıda verilmiştir. Buna göre periyodik tablo ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur? Çok güzel bir soru. Öğrencilerin düşebileceği bir soru. Onu söyleyeyim. Aynı grupta bulunan tüm elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. Doğru diyelim mi? Hayır. Neden? Çünkü burada bir ne vardır? Hidrojen vardır çocuklar. Onu unutmayalım. Metalle, bir A grubundaki metallerle aynı grupta olmasına rağmen aynı özellikleri taşımıyor. Birin olduğu şıkları eledik. Bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom numarası artar mı? Artar. Örneğin burası 1 ise 2, 3 diye arttığı için bu ifademiz kesinlikle doğru. Üçüncü öncülümüz de çok güzel, sağlam bir öncül. Aynı grupta bulunan elementlerin son katmanlarında aynı sayıda elektron bulunuyor. Yanlış. Burada kim bozuyor bu işi? Helyum. Son katmanında 2 elektron bulunmasına rağmen nerede bulunuyor? Hop, 8A grubunda yer alıyor. Cevabım ne olacak çocuklar burada? Yalnız 2 olmuş olacak. Geldim 15. soruya. Evet, her mevsim, şimdi yukarıda bir bilgi vermiş. Yukarıda açıklaması verilen iklim tipi ve bölge eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Bakalım. Her mevsim yağış alabilen yaz ve kış aylarında sıcaklık farkının az olduğu bölge K'dir. Çocuklar, Karadeniz bölgesi sürekli yağış alır. Yani K bölgesini ben neyle eşleştireceğim? 1 ile. K 1 ile eşleşecek. Tamam mı? B ve C şıkkım kaldı. Ülkemizin büyük bir kesiminde etkili olan kışları soğuk ve kar yağışlı dedi mi? İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi çocuklar bu özelliği taşır. O zaman burası ne olacak? L de ikinci olacak. L de ikinci olduğu için cevabım ne olacak çocuklar? C şıkkı olacak. Geldim 16. soruya. Berk babasının yeni aldığı tabletine bir şifre oluşturmak istiyor ve gene DNA'nın özelliklerinden faydalanıyor. Yani adenin karşısında timin, guanin karşısında sitozin gelecek şekilde şifrelendirmek istiyor. Tamam mı? Şimdi başka birinin bu tablette izni olmadan tabletin kullanmasını engellemek istiyor. Kimsenin aklına gelmeyecek şifre oluşturmak için fen bilimleri dersinde DNA zincirinin kendini eşlerken organik bazlarının eşlenme kuralını kullanıyor. DNA nükleotidini oluşturan organik bazlardan adenin, timin, guanin ve sitozin kullanıyor. Yukarıdaki DNA molekülünü oluşturuyor. Boş kalan yerleri tamamlayın diyor. Adenin karşısına ne gelecek? Timinin karşısına ne gelecek? Adenin. Guanin karşısına sitozin. Sitozin karşısına guanin. Sitozin karşısına ne gelecek? Guanin. Adenin karşısında timin. Sırasıyla ne olacak? A, C, G, G. Nerede var o? A, C, G, G. B şıkkımızda mevcut. Geldim 17. soruya. Evet, bir belirteç sorusu. Güzel bir soru. Hakikaten bilgi sorusu. Tam bir bilgi sorusu çocuklar. Bu soruyu dersine iyi çalışan bir öğrenci kaçırmaz. Yukarıdaki tabloda asitlerin ve bazılarının belirteçlerde aldığı renkler gösterilmiştir. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi sondan başlayalım. Amonyak neydi formülü? NH3. Neydi bu? Bir bazdı değil mi? Sulu çözeltilerinde fenol fitalein damlatılırsa pembe renk alır. Baz olduğu için ne olacak? Pembe. Doğru. Çamaşır suyuna etki, çamaşır suyuna metil oranj damlatılırsa sarı renk verilir değil mi? Baz olduğu için temizlik malzemelerimiz sarı renk verir. Bu nedir? Sülfürik asit değil mi? Çözeltisine fenol fitalein damlatılırsa renk değişimi olmaz çünkü asit olduğu için. Ama gelelim buraya. Bunun adı nedir çocuklar? Asetik. Şöyle yazalım. Yazamadık. Asetik asit bu çocuklar. Tamam mı? Bu bir asittir çocuklar. Yapısında bulunan OH'a aldanmayın. Bu bir baz değildir. Turnusol kağıdın rengini
maviden kırmızıya dönüştürecektir. Bu ifademiz maviye döner ifademiz yanlış. Cevabım A olacak. Yani burada da şuna aldanmayın. Amonyan yapısında hidrojen olduğu için biz buna asit diyor muyuz? Hayır. Bu da bir istisnaydı bizim için. Geldik 18. soruya. Birbirinin benzeri sorularından bir tanesi. Evet. Şekil 1'de tanımları verilen ifadelerin şekil 2'deki kavramlarla büyüklük ve küçüklük ilişkisine göre eşleştirmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi burada en büyük olan nedir? Evren. Biz evreni kiminle eşleştiririz? Kedi geni vardı değil mi bizde? Kedi geni vardı değil mi? Burada en büyük olan neydi? Kromozom. Kromozomu hemen burada buluyorum ve evrenle eşleştiriyorum. DNA ve bazı proteinlerden oluşan kalıtım maddeleri. O zaman üçgeni ben kiminle eşleştiriyorum? Evrenle. Üçgen evrenle eşleşecek. Üçgen, kromozom, evren. Burada yok. Üçgen, kromozom yok. Üçgen, kromozom, evren var burada. Üçgen, kromozom, galaksi demiş. Direkt cevabım çıkmış oldu zaten. Bu şekilde bir eşleştirme yapıyoruz. Geldik diğer sorumuza. 19. sorusu yine bir mevsimler ve iklim sorusu. Bıkmadılar yani hazırlamakta. Dünya günlük hareketini yaparken aynı zamanda güneşin etrafında elips şeklinde bir yörüngede dolanarak yıllık hareketini de gerçekleştirir. Dünya 21 Aralık konumuna geldiğinde güneşe yaklaşmış olmasına rağmen Türkiye'nin de bulunduğu kuzey yarımkürede kış mevsimi yaşanır. Az öncesinde bir aynı benzer soruyu çözdük. Bu durum yargılarından hangileriyle açıklanabilir? 1. Ne ile alakalıydı bu? 23 derecelik, 27 dakikalık bir ne vardı? Eksene eğdiğimiz ve dünyanın güneş etrafında dolanmasıyla ilgiliydi. Bu tarihte bu durum yargılarından hangileriyle açıklanabilir? Bu tarihte gece süresinin gündüz süresinden uzun olması yoksa bu mu? Direkt bu. Daha sonrasında ne var çocuklar? Dünyanın 21 Aralık'taki konumunda kuzey yarım küreye güneş ışınlarının daha eğik olarak gelmesi bizim aradığımız cevap olacak. Değil mi? Her ikisinde de ne var? Eksen eğikliğinin sonuçları ve güneş ışınlarının gelme açılarının değişmesi durumu söz konusudur. Cevabım 2 ve 3 olmuş olacak. Geldim 20. soruya. Bu soru çok tanıdık gelebilir. Ders kitaplarının bir içerisinde bir benzerini bulabilirsiniz. Yukarıda dünyanın güneş etrafındaki yıllık hareketi gösterilmektedir. Dördüncü durumda biz neyi yaşıyoruz? Kışı yaşıyoruz. Güney yarımküre neyi yaşıyor? Yaz mevsimini. K şehrinde ne varmış? Yaz mevsimi. O zaman K şehri neredeymiş? Güney yarımkürede. Yargılarından hangileri doğrudur? K şehri kuzey yarımkürededir. Ne diyor? K şehrinde pardon. Şöyle düzeltelim. K şehrinde kış dediği için K şehri nerede? Kuzey yarımkürede. G şehrinde de yaz. G şehri de güney yarımkürede. K şehri kuzey yarımkürededir. Doğru. İkinci öncülümüz dünya birinci konumdayken K şehrinde sonbahar yaşanmaktadır diyor. Yanlış. Biz birinci konumdayken neyi yaşıyoruz? İlkbaharı yaşıyoruz değil mi? İkinci öncülümün olduğu şıkları yanlışı soruyor bana zaten. Üçüncü öncüle bakayım. Dünya ikinci konumdayken G şehrinde kış yaşanmaktadır. Doğru. Biz neyi yaşıyoruz burada? Yaz mevsimini. Burasında da ne vardı? Kış. K şehrinde kış mevsimi G şehrinde kış mevsimi yaşanmaktadır. Bu da doğru. Cevabım ne olacak? Yalnız 2 yani Adana olmuş olacak. Geldim 21. soruya. Evet. Tüm sıvılar içinde bulundukları kabın her tarafına yoğunlukları ve derinlikleriyle doğru orantılı olarak basınç uygular. Özdeş kaplara Y ve Z sıvılarından belirtilen miktarlarda koymuşuz. Kap tabanlarındaki K ve L noktalarındaki sıvı basınçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlışmış? Bakalım. A şıkkı. Basınçlar eşitse Z sıvısının yoğunluğu daha fazla olacak. Şimdi sıvı basıncında biz ne diyorduk? P eşittir derinlik çarpı yoğunluk diyorduk değil mi? Şimdi derinlikle yoğunluk birbiriyle nedir? Ters orantılı değil mi? Ters orantılı. Burada ters orantı söz konusu. Yani biri artarken biri azalacak. O zaman bunların basınçlarının eşit olabilmesi için bunun
neydi? 2H çarpı D olması lazım mesela. Bunun ne olması lazım? H çarpı 2D. Yani bu şekilde bir eşitlik söz konusu olacaktır. Ve yoğunluk Z'ninki fazla olacak. Bu doğru. B şıkkında K noktasındaki basınç büyük ise, evet, her ikisi de aynı madde ise, Y sıvısı Z sıvısından ne olabilir? Daha yoğun olabilir mi? Pardon, aynı madde dedim. Yanlış söyledim orada. K noktasındaki basınç büyük ise Y sıvısı Z sıvısından daha yoğun olabilir mi? Olabilir. Bakın, olabilir diyor. Onun için bunu doğru alıyorum. Olabilir demeseydi, kesin bir ifade kullansaydı almayacaktım. Y sıvısının yoğunluğu 2D. Tamam. 2D. Evet. Z sıvısının yoğunluğu 4D ise K ve L noktalarındaki basınç eşit olur mu? Evet. Bakın. Basınç nasıl bulacaktık? Yoğunluk çarpı yüksekliği. E2H bunun yüksekliği. Bunun da H yüksekliği. Eşit oldu mu? Evet. Gelelim D şıkkına. L noktasındaki basınç büyük ise Z sıvısının yoğunluğu Y sıvısının yoğunluğundan küçüktür. Yanlış, tam tersi olması lazım. Büyük olması gerekiyor. Yoksa burada basınç büyük olmaz. Geldim 22. soruya. Yine bir mevsimler ve iklimle ilgili soru. Daha geniş alanlarda uzun süreli hava olaylarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisi? Bak, burayı bile okumana gerek yok. Ne olacak bu? Bilim dalını soruyor sana. Klimatoloji çocuklar. Geldim 23. soruya. Özden öğretmen DNA konusundaki temel kavramlarla ilgili bir oyun tasarlar. Oyunun kuralları şu şekildedir. Verilen açıklamaların karşılığı basitten karmaşaya doğru 1, 2 ve 3, 4 numaralarla numaralandırılacak. Hemen basitten karmaşaya doğru yapalım. Hemen şunu yazıyorum. Kedi geni. En basitimiz burada neydi? Nükleotit. DNA'nın temel yapı birimi dediğimiz ne olacak? 1, değil mi? Ondan sonra kim gelecek? Gen, yani görev birimi. Yazdım hemen şuraya. Peki daha sonra kim gelecek? DNA, yönetici molekül. Hemen yazdım buraya. Geriye ne kaldı? Şu kaldı. Şimdi eşleştirmemi yapıyorum burada. Nükleotit neydi? 1, yazdım buraya. Yıldız 1 olacak. Kromozom neydi? 4 olacak, değil mi? Gen neydi? Gen burada 2 olacak. Geriye ne kaldı çocuklar? 3 kalmış oldu. Hemen soruyu oluşturuyorum. Şimdi DNA 3, yani yuvarlak 3 olacak, değil mi? Yuvarlak 3 olacak. Yuvarlığa 3 gelecek. Üçgene 2 gelecek. Tamam. Kareye 4 gelecek. Tamam. Yıldıza 1 gelecek. Tamam. Bakalım harfler de doğru olmuş mu? Bakalım hemen. A şıkkı. A kime gelecek? Üçgene gelecek. Tamam. Cevabım ne oldu? A şıkkı olmuş oldu. İnşallah böyle yapıyoruz. Bazen dalgınımıza geliyor. Hata yapıyoruz. Böyle basit sorularda kusura bakmayın. Geldik. 23'ü yaptık değil mi? Tamam. 24'e geldik. Bilgi sorumuz var çocuklar. Bilgi: Karadeniz bölgesi her mevsim yağış alabilen, yaz ve kış aylarında sıcaklık farkının az olduğu bir bölgedir. Yaz aylarında ortalama sıcaklık değeri 20 santigrat dereceyken kış aylarında sıcaklık değeri nedir? 12. Bu neyle alakalı bir durum? İklimle alakalı bir durum. İklimle ilgili bir bilgi. Haber: 21 Aralık tarihinde internette hava durumu haberlerini okuyan Yıldıray, Karadeniz bölgesinde bulunan Rize'nin 22 Aralık günü hava sıcaklığını 17 santigrat derece olarak görüyor. Yıldıray, yukarıda Karadeniz bölgesiyle ilgili verilen bilgi ile Yıldıray'ın internette okuduğu haber ile ilgili olarak ifadelerden hangisi doğrudur? Verilen bilgi Karadeniz iklimine ait midir? Evet. Birinci öncülüm doğru. Şunu eledim. Yıldıray'ın internette okuduğu haber Rize için tahmini sonuçları içerdiğinde meteoroloji bu alanla ilgileniyor mu? Evet, bu da doğru. Karadeniz bölgesiyle ilgili bilgi ile Yıldıray'ın okuduğu haber birbiriyle çeliştiği için kesinlikle yanlıştır. Şimdi burada bir çelişme söz konusu yok. Neden? Bu yıllık neye dayanıyor? Yıllık ölçümlere dayanıyor. Bu da günlük ölçümlere dayanıyor, değil mi? Günlük ölçümlere dayanıyor veya haftalık ölçümleri. Onun için burada bir çelişme söz konusu değil. Cevabım ne olacak çocuklar? 1 ve 2 olacak. Geldim 25. soruya. Bir DNA genetik kod sorusu.
DNA molekülünde alınan bir bölüm aşağıda verilmiştir. Bu numaralandırmış yapılarla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir numaralı yapı adenin nükleotidi ise iki numaralı yapı timin nükleotididir. Buna doğru diyor muyuz? Hayır. Neden? Bakın, buna nükleotidi değil. Ne diyeceğiz? Bazı diyeceğiz. Adenin bazı. Nükleotit kime deniliyordu? Fosfat, şeker ve adenin bazı olursa yan yana, bunun toplamına biz nükleotit diyeceğiz. Tamam mı? Evet, bu ifademiz yanlış. Yani birin olduğu şıkları eliyoruz. 4 numaralı yapıya adını veren fosfat molekülüdür. Doğru. Bir DNA molekülünde 3 ve 4 numaralı yapıların sayıları eşittir. Yani fosfat ve şekerin sayısı her zaman DNA'da eşittir. Bu da doğru çocuklar. Cevabım ne olacak? 2 ve 3 olmuş olacak. Geldim 26. soruya. Atmosferde bulunan gazlar ve bu gazların atmosferdeki oranları verilmiş. Tamam. Atmosferdeki nemi oluşturan su buharı yoğunlaşarak yağmur, kar, dolu, çiğ veya kırağı olarak tekrar yeryüzüne döner. Tanım. Isınmalar sonucu yükselen hava içerisindeki su buharı aşırı soğuma nedeniyle aniden yoğunlaşır ve donar. Burada kristallenme deseydi biz ne diyecektik havada? Kar diyecektik. Tamam mı? Ona göre bu olayı bilelim. Hemen donma dediği için çiğ olmaz. Çiğ yeryüzünde oluyor. Yağmur zaten donmaması gerekiyor. Kırağı da yeryüzünde oluyor. Geriye ne kaldı? D şıkkı, yani dolu kaldı. Geldim 27. soruya. Ramazan yaz tatilinde Samsun'daki dedesinin yanına gitmiştir. Gitsin bakalım, elini öpsün. Hafta sonu dedesi ve akrabalarıyla pikniğe giderken hava durumuna bakmayı unutmuşlar. Evet, piknik sırasında açık olan hava birden kapanmış, bahtına küssün artık. Sağanak yağış başlamıştır. Rahmetten ne kaçınıyor? Nasrettin Hoca'nın da dediği gibi. Ramazan'ın piknikte karşılaştığı durumu inceleyen bilim dalı, bilim insanı. Günlük, haftalık olayları inceleyen kimdi? Meteoroloji. Bununla ilgilenen insan kimdi? Meteorolog. Soru bitti. Kısa bir bilgi sorusu. Geldik 28. soruya. Bir öğrenci üzerine 3 paralel çizgi, yani şunlardan bahsediyor, çekerek hazırladığı plakayı sabit duran bir el feneri karşısında farklı açılarla tutarak şekil 1 ve şekil 2'deki durumları gözlemliyor. Tamam. Buna göre deneyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet, A şıkkı. Deneyde fener güneşi, doğru. Fener güneşi temsil edecek. Dünya, levha dünyayı, doğru. Şuradaki levha dünyayı. Levhanın eğim ise eksen eğikliğini temsil edecek. Yazılar o kadar güzel yazıyorlar ki ya, hiç sormayın. Doğru bu. Aydınlanan alanların sıcaklıkları termometre ile ölçülseydi şekil 1'de aydınlanan bölge daha sıcak olurdu. Neden? Çünkü burada ışık daha küçük bir alana, daha dik geldiği için ve yoğunlaştığı için bu ifademiz doğrudur. Şekil 1'deki durum güney yarım kürede yaz mevsimi ise... Çünkü neden? Bakın, burada Oğlak dönencesine denk geldiği için. Şekil 2'deki durum da kuzey yarım kürede kış mevsimi olabilir mi? Olabilir. Gelelim D şıkkına. Şekil 1'deki durum dünyanın 23 Eylül ve 21 Mart tarihindeki durum olabilir. Biz buna ne demiştik çocuklar? Güneşler dik geldiği için yaz mevsimini temsil ediyor demiştik. Bu yanlış. 23 Eylül'de sonbahar, 21 Mart'ta da ne oluyor dedik? İlkbahar mevsimi oluyor demiştik. Şimdi geldik bir diğer sorumuza çocuklar. Hemen ona da bakalım. 29. soruya geldik. Güneş ışınları dik geldiği bölge daha çok ısı enerjisi verir. Dünya güneş etrafında elips şeklinde bir yörüngede dolaşır. Bakın, aynı sorunun ikincisi ve üçüncüsü diyebilirim. Dünya 3 Ocak tarihinde güneşe en yakın konumda, 4 Temmuz tarihinde ise en uzak konumdadır. 3 Ocak tarihinde kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanırken güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanır. 4 Temmuz tarihinde de bizde de yaz, onlarda kış oluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Farklı yarım kürelerde farklı mevsimlerin yaşanması güneş ışınlarının gelme açısıyla açıklanabilir. Doğru. Eksen eğikliği, yani 23 derecelik 27 dakikalık bir eksen eğikliğimiz vardı. 4 Temmuz tarihinde güney yarım kürede
Kış mevsimi yaşanması dünyanın güneşe uzak konumunda olmasından kaynaklanır. Bu uzaklıkla alakalı bir durum değildi. Bunu söylemiştik. Ne ile alakalı bir durumdu? Eksen eğikliği ile alakalı bir durumdu. Yani güneş ışınlarının dik gelip veya gelmeme durumuyla alakalı bir durum. 3 Ocak tarihinde kuzey yarımkürede kış mevsiminin yaşanması güneş ışınlarının eğik açıyla gelmesi doğru. Mevsimlerin oluşması dünyanın güneşe olan uzaklığın etkisi yoktur. Bu da doğru. Cevabım ne olacak? Bursa olmuş olacak. Geldim 30. soruya. Doymadılar eğik mevsimler sorusuna ya. Birinci ünite ile kafayı bozmuşlar. Yukarıdaki şekilde 21 Aralık tarihinde dünyanın güneşe göre konumu verilmiştir. Bu verilen konuma göre ifadelerden hangisi eksen eğikliğinin sonucudur? Dünya güneşe konum olarak yakın olmasına rağmen kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanmaktadır. Bu eksen eğikliğinin bir sonucu. Öğle vaktinden akşama doğru cisimlerin gölge boyunun artması bu dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle alakalı bir durum. Yani ikinin olduğu öncülleri eliyoruz. Güney yarım kürede en uzun gündüzün yaşanması yine eksen eğikliğinin bir sonucu. Cevabım ne olacak? C şıkkı olacak. Geldim 31. soruya. Evet, bu soru yani hakikaten yani yuhpes diyorum yani. Bu soruyu sırf soru yapmak için yapmışlar. Hipotez, saf döle sahip düz tohumlu bir bezelye ile buruşuk tohumlu bir bezelyenin çaprazlanması %100 düz tohumlu bezelye oluşu. Kurduğu hipotezi test etmek isteyen Bahar aşağıdaki tabloyu oluşturuyor. Hipotezini test etmek için kullanacağı saf döl düz tohumlu bezelye ile buruşuk tohumlu bezelyenin çaprazlanmasını gösteren şey genotip hangisidir? Bunu hakikaten yani pes diyoruz yani pes. Saf döl düz tohumlu bezelye olacak değil mi? Saf dölü bilmeyen öğrenci yoktur. Buruşuk tohumda ne olacak? Küçük de küçük de bitti yani. Allah Allah. Geldik son soruya çocuklar. Evet. Buradan bunu bitireceğiz artık. Bunu da büyük ihtimalle ders kitabından almış olabilirler. Şu şekil çok tanıdık. Yukarıdaki görselde dünyanın güneş etrafındaki konumları gösterilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Dünya A konumundayken kuzey yarım kürede bulunan yengeç dönecesine güneş ışınları öğle vakti dik gelir. Çünkü neden? Biz burada neyi yaşıyoruz? Yaz mevsimini yaşıyoruz. Doğru. Dünya C konumundayken güney yarım kürede gölge boyu kuzey yarım küreye kıyasla daha uzundur. Şimdi biz burada neyi yaşıyorduk? Kışı. Aşağısı neyi yaşıyor? Yazı. Yani onlarda gölge boyunun daha kısa olması lazım. Çünkü güneş ışınları daha dik gelecek. Ama ne diyor? Güney yarım kürede gölge boyu kuzey yarım kürede gölge boyuna kıyasla daha uzundur. Bu yanlış. Şimdi burada ne diyoruz? İkinci öncül yanlış. Eledik diğer şıkları. Üçüncü öncülümüzde B konumundayken dünya kuzey yarım kürede en uzun gece yaşanır. Şimdi burada gece gündüz süresi eşitlenir. En uzun gece yaşanmaz. Cevabım ne burada çocuklar? A şıkkı olmuş olacak. Evet çocuklar, bir soru çözümünün daha sonuna geldik. Yine diğer sorularımızdan da haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olun bir an önce ve bildirimleri almak istiyorsanız çanı tıklayın. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.